Vücuda geldiğin ilk hali ve gideceğin son mertebeyi unutma. Vicdanın senin kıblendir, kaybetme. Bu söz bizi birazdan çok önemli ve bir o kadar da hakikat resmini ortaya çıkartacak bir hikayeyle buluşturacak. Yani yol kavramını, bu hayatın içindeki yolu tanımlamamızı sağlayacak bir hikaye. Gelsin o zaman hikayemiz. Bilge bir kişi halkı büyük bir meydanda toplar. Halkla arasında çok güzel bir ambiyans oluşmuş ve sohbete başlamışlardır. Halktan biri öne çıkarak bize sevgiden bahseder misin der Bilge'ye. Bilge sevgi üzerine başlar konuşmaya. Anlatır. Sonra başka biri daha söz alır. Bize aşktan, evlilikten bahset der. Bilge yine anlatmaya başlar. Bunu bilim hakkında ne düşünürsünüz sorusu izler. Bilge buna da cevap verir. Çocuklardan bahset derler. Anlatmaya devam eder Bilge. Ya eğitim derler. Bilge uzun uzun anlatmaya devam eder. Evrenden bahset derler. Anlatmaya devam eder Bilge. Evrenle ilgili bildiklerini. Alın terinden, emekten, haktan bahset derler. Bilge anlatmaya devam eder. Adaletten bahset derler, anlatır. Ve daha günlük hayata dair pek çok soru izler arka arkaya. Bilge hepsiyle ilgili düşüncelerini, duygularını anlatmaya devam eder. Konuşmasının sonunda biri öne atılır ve der ki Bilge'ye, bana biraz da dinden bahset der. Bilge durur, sükunetini korur ve o kişiye döner ve der ki, evladım bahsettim ya, dinlemedin mi? Evet dostlar, kıssamız hissesini getirdi. Bilirsiniz ki her kıssanın bir de hissesi vardır. Hissesiz kıssa olmaz. Olursa lakırtıdır der Tapduk Emrem. Bu hayatta dinin hakikatini anlamayan ya da dini kendi lehirlerine çeviren pek çok insan var. Oysa ki din hiç kimsenin tek elinde değildir. Din yoldur. Yaratıcının insanoğluna bu hayatı ve bu hayatın içinde nasıl mutlu, huzurlu, kolaylıkla yaşaması gerektiğini anlatan bir yol göstericidir. Herhangi bir ilaç almamız gerektiğinde bilirsiniz ki her ilacın içinde bir prospektüs vardır. Bu prospektüsü okuduğumuzda o ilacı nasıl kullanacağımıza dair bilgilerini ediniriz. Yan etkilerinden korunmanın yollarını buluruz ve bize prospektüs bunu sunar. Yolda, dinde, kutsal kitaplarda, bütün semavi dinlerde aslında bize bu hayatın yaratıcı tarafından önümüze sunulmuş prospektüsüdür. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini bize gösteren hem de yaratıcımız tarafından gösterilen bir yoldur. Hangi dinden olursanız olun, kutsal kitapları okuduğunuzda kainatın kitabını okumuş olursunuz. Yüce yaratıcının varlığını tüm evrende, kainatta, her zerrede hissetmeye başlarsınız. Seçim sizindir aslında. Hedefe ulaşmak için ya da konforlu bir yolculuk yapmak için ya otobandan gidersin ya da patika yolu seçip zorluklarla, engellerle karşılaşırsın. Seçim tamamen aslında bize ait. Ama bu yolu kulaktan dolma bilgilerle gitmeye kalkarsanız gidemezsiniz. Çünkü herkes anladığını anlatacaktır. Yani hakikati, kainatı anlamak için, yaratıcıyı anlamak için, yaradılanı anlamak için, kendimizi anlamak için prospektüsü okumamız gerekiyor dostlar. Kulaktan dolma değil. Hoşça kalın. Kanala abone olarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz.